Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semir moqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zining Al-Qorib ismini boshqa ismlarga qo'shib zikr qilgan. Al-Qorib. Qorib degan so'zning ma'nosi o'zbekchaga o'girsak, bu yaqin degan ma'noni bildiradi. Ya'ni Alloh taolo Al-Qorib bandalarga yaqin bo'lgan zot. Astag'fir billah. Fastagfiruhu summa tubu ilayh. Inna robbi qoribun mujib. Robbimiz shunday deydi. Bas, undan mag'firat so'ranglar. Va unga tavba tasarruf qilinglar. Albatta Parvardigorim yaqin va duolarni ijobat qilguvchi bo'lgan zot. Bu o'rinda Alloh taolo o'zining Qorib ismini Mujib ismiga qo'shib zikr qildi. Yaqin va duolarni ijobat qiluvchi zot. Yana bir oyat. Astagfirullah. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi va in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya robbi innahu samiun qorib. Bu oyatda o'zining Qorib ismini Sami'un, ya'ni eshitguvchi, o'ta eshitguvchi ismi bilan zikr qildi. Ayting, agar men haq yo'ldan ozsam, bas faqat o'z ziyonimga ozurman va agar uning yo'liga hidoyat topsam, u holda Parvardigorim menga vahiy qilayotgan Qur'on sabablig'ina hidoyat topurman, shak shubhasiz u eshitguvchi yaqindir. Alloh azza va jalla siz bilan bizga juda ham yaqin. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid deydi Alloh taolo Qur'onda. Biz unga uning bo'yin tomiridan ham yaqinroqmiz. Biz qachon gunohga, qachon ma'siyatga qo'l uramiz? Qachoniki Robbimiz mana shu yaqin ekanligini his qilmay qo'yganimizda. Robbimizdan uzoq bo'lib qolganimizda. Kim Alloh taoloni al-qorib o'ziga yaqin ekanligini his qilar ekan, isyon qilishlikka hayo qiladi. Allohga itoatda turmaslikka hayo qiladi. Alloh taolo Qur'onda o'zi haqida shunday deydi. Astagfirullah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qorib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Bandalarim, ey Muhammad alayhisalom. Sizdan men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Fa inni qorib. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Savol. Robbimizni yaqin ekanligini his qilamizmi? Doim yoki ba'zida g'aflatda qolib qolamizmi? Alloh taoloning yaqinligi bu ilm va qudrat yaqinligi. Biz yaqin deganda biz faqat masofani tushunamiz. Men bandamga yaqinman degani yonida turibman degani emas. Mana shu o'rinda va huwa ma'akum aynama kuntum oyati u zot sizlar qayerda bo'lmanglar, sizlar bilan birga. Maturidiy aqidasida mana shu oyat ta'vil qilinadida Alloh taoloning bizga yaqinligi, biz bilan birgaligi, uning ilmi bilan birgaligi deb ta'vil qilinadi. Mana shu ta'vil qilganimiz uchun Maturidiy aqidasini ayrim toifalar juda bir xunuk bir ayblovlar bilan ayblashadi. Ta'vil qilma ilojingiz yo'q, akalar, ukalar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sizlar qayerda bo'lsalar ham Alloh sizlar bilan birga, agar ta'vilni tushunsak nimaligini. Nima deb tushunasiz? Yoningizdami? Demak, Alloh taolo o'zining ilmi bilan birga. Ta'vil qilmay iloji yo'q shu yerda. Demak, Alloh azza va jalla al-qorib, yaqin bo'lgan zot. U zotning yaqinligi ilmi bilan bizga yaqin, qudrati bilan yaqin. Agar mana shu narsani his qila olsak birodarlar, mana shu narsaga iymon keltirib ishona oladigan bo'lsak, gunohlardan o'z-o'zidan tiyilib qolamiz. Uni qudratini yaqinligi, ilmini yaqin ekanligini tushunsak, chegaralardan hadlab o'ta olmay qolamiz. Xulosa, Allohni al-qorib bandasiga yaqin ekanligini inson his qilib tursa, gunoh ma'siyatga qo'l ura olmay qoladi. Alloh taoloning yaqinligi uning birga ekanligiga dalolat qiladi. Hozir aytdik, ilmi, qudrati bizni o'rab turadi.
u bizga yaqin, qudrati biz ustimizda ekanligini his qiladigan bo'lsak, gunoh qila olmay qolamiz. Qachon namozga beparvo bo'lamiz? Qachon gunohni qilamiz? Allohning al-qorib ekanligini esdan chiqarib qo'ygan paytimizda, g'aflatda qolgan paytimizda. Shuning uchun birodarlar aytiladi, kishining eng afzal iymoni u qayerda bo'lsa ham Alloh u bilan birga ekanligini his qilib turishi. Qaytar beraymi? Qayerda bo'lsang ham Alloh sen bilan birga ekanligini, senga yaqin ekanligini his qilib turishing iymoningning eng zo'r ko'rinishi. O'ro bu nima? Kamera. Tushunarligan? Magazinga kirib yurgan bolasini qarsa kamera ko'rishib qolib rom turib qolasiz. Hech bo'lmasa chiroyli chiqib to'shingizni ko'tarib rom turib olasiz. Ko'ryapsizlar, shu qayerga kamera nablyudanani qo'yib qo'ygan bo'lsa, odamlar uni zaps qilishayotganini, uni kuzatib turishganligini, odamlar kuzatayotganligini his qilganda rovni bo'lib qoladi. Birodarlar, Robbimiz kecha kunduz biz bilan, ilmi bilan, qudrati bilan. Qanday qilib osiylik qilasiz? Qanday qilib harom narsaga qo'lingizni urasiz? Ha, Robbingiz ikkita farishtasi turibdi yelkangizda yozib. Demak, kishining iymonining eng afzali u qayerda bo'lsa ham Alloh uni ko'rib turganligi, Alloh u bilan birga ekanligini his qilib turishi. Mana shu iymonning cho'qqisi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sizlar qayerda bo'lsangizlar, u zot sizlar bilan birgadir. Ilmi bilan, qudrati bilan. Ihson martabasi qanday martaba? Mana mashhur hadis, juda ko'pchiligimiz bilamiz. Jabroil alayhissalomni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qilgan savol javobi. Shunda Jabroil alayhissalom kelib, odam suratida iymon nima, islom nima, ihson nima deb savol so'radi. Ihson martabasi. Ihson nima deb so'raganida javob berildiki, an ta'budalloha ka annaka tarohu. Alloh taoloni xuddi ko'rib turganingdek unga ibodat qilishing. Fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Agar sen Allohni ko'rmayotgan bo'lsang, Alloh seni ko'rib turibdi. Mana bu ihson martabasi. Iymon martabasi bor, islom martabasi, iymon martabasi, ihson martabasi. Sizga juda ham bir yaqin odam doim siz bilan birga bo'lsa, kecha kunduz o'tirsiz ham, tursiz ham doim birga. Malollanib ketasiz, zerikib ketasiz. Har qancha yaqin bo'lmasin, biroz yolg'iz qolishni xohlaysiz. Ama Alloh taolo doim biz bilan birga. Alloh taolo doim bizni kuzatib turadi, lekin bundan biz hech qanday malollanishni his qilmaymiz. Aksincha, agar doim Alloh siz bilan birga ekanligini his qilib tursangiz, bundan huzurlanasiz. Qorong'ida ham qo'rqmaysiz. Bir yolg'iz bir joyda qolib ketgan bo'lsa qo'rqadigan odam bor. Agar Alloh siz bilan birga ekanligini his qilsangiz, hech narsadan qo'rqmaysiz. Endi Allohni doim biz bilan birga bo'lishligi haq. Lekin bu bir ajib, latif suratda bo'ladi. Biz bundan malollanmaymiz hech qachon. Endi o'zingizdan so'rab ko'ringda birodar. Men hayotimda biron marta Allohni yonimda ekanligini his qilganmanmi? O'shunda xushu bo'ladi namozda. O'shunda ko'zimizga yosh keladi. O'shunda iymonda halovatini totaymiz. Alloh taoloni bandaga yaqin bo'lishligi bandani mustaqim yo'lda turishligiga kafolat. Agar Alloh siz bilan birga bo'lsa, buni his qilsangiz, Alloh sizning yoningizda bo'lsa, siz haqda turishligingizga kafolat. Firavn o'zini bor kuch-quvvati, qudrati bilan ana shu zaif bo'lgan, nochor bo'lgan, notavon bo'lgan Banu Isroilni qirib tashlagani kelyapti. Musa aleyhisselam bilan dengizde olib borib to'xtashdi. Orqada Firavnning qo'shini kelyapti. Shunda Banu Isroil inna la mudrakun aniq yetib olishdi. Aniq tutildik deyishdi. Ammo Musa aleyhisselam Robbisi u zot bilan birga ekanligini his qilar edi. Bilar edi. Nima dedi? Kalla. Yo'q. Inna ma'a robbi sayahdin. Albatta Robbim men bilan birga, albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Ana his qildi. Qissa nima bilan nihoyat topganligini yaxshi bilamiz. Alloh har bir banda bilan birga, unga yaqin. Endi mo'min bandaga yaqinligi nima degani?
Allah mu'min bende bilen birge, onge yakınligini mi degeni? Bu onu yordamı, tavfiki, kullaşı, saklaşı degeni. Allah yanınızda geligini sıkılın, şunda yaşayın, Allah'ını daim kullayıkkenini tapasız. Yordam berekkenini tapasız. Müşkülelerden çıkıp getirdikken, mahrajını yolda kürsetekkenini tapasız. Ha, Allah da Allah, her bitti bende bilen birge, hak mumun bolsun, hak kafir olsun. Kafir fasıklarda Allah da Allah küzatı bilen birge bolsa, mumunlarda kollaşı bilen, kuvvetlaşı bilen, yordam berişi bilen. Ve huve ma'akum aynama kuntum. Sizler kayırda bolsanızlar, o zat sizler bilen birgedir. Her bitti nesanın narkı var. Benzin azırak, içeride maşinede yürümende siz konforttan geçiş gerek. Narkı şu. Yani yumuşak, konfortabilli maşinede yürümende siz, onun narkı var. Arzun maşinede yürüyüşlüydü ya, narkı var, kımmet maşinede. Allah'ını siz bilen birge buluşun ya, narkı var birader. Yani ne maksek Allah biz bilen birge buladı, ne mesi bilen? Kollaşı bilen, yardan berişi bilen, nusratı bilen birge buladı. Özü kafirlerle bileyken Allah. Ulardı küzetçilik bilen, murakaba kılıç bilen birge. Şimdi bizge Allah da olanı, nusratı, yardamı, buluşu bilen birge buluşu için bizden ama buluş gerek. Dikkat kıtırıyorlar. Dikkat kıtırıyorlar. Hazır mi ayet adı gönder sana. Kısık Allah bizge kollağı bilen, madadı bilen, nusratı bilen yakın buladı. Estağfirullah. Ve kal Allahu inni ma'akum. Allah da Allah dedi. Elbette min sizler bilen birgemen. Agar kasam ki agar namazını to'kis ado qilsangiz, zakotni ato qilsangiz, payg'ambarimga iymon keltirib, yordam bersangiz va Allohga qarzi hasana bersangiz. Nima bo'ldi? Namozni ado qilsanglar, zakotni ato qilsanglar, payg'ambarimga iymon keltirsanglar, yetim yesirlarga infoq ihson qilsanglar, men sizlar bilan birgaman deydi. Shu ishlarni Alloh aytgandek bajarsak Allah'ın kollağı, nusratı, madadı daim üstümüzde bo'ladi. Şimdi şurada kıp boysamaz, hakkı bilen ada oksa. Namazda okup boysaylar deme yaptı? Namazda ada oksaylar de yaptı Allah. Ada okulışı bilen okup boyuştu farkı var mı? Allah Azze ve Celle bandasiga yakin, al-qarib bo'lgan zot. Nahnu akrabu ileyhi min hablil varib. Biz onu boyun tamırdan ham yakınmız unga. Elektr simini olib, kaftingizda ko'hragingizga mahkam bosib turibsiz kaftingiz bilan, bu sim uchun eng yaqin narsa sizning kaftingiz bilan jasadingiz. Shundaymi? Undan boshqa yaqin narsa yo'q. Endi shu elektr simini ichiga tok haydasangiz-chi? Endi nima yaqin bu simga? Tok yaqin. Chunki sizning kaftingiz bilan jasadingiz u simni tashqarisida turibdi, yopishib turgan bo'lsa ham, ammo tok u simni ichida yuribdi. Demek, lillahil masalul a'la, siz bilen bizi hareketlendirip durgen, gapirtirip durgen, kımırlatıp durgen, canımızdan ham Allah bizge yakın. Ve nahnu akrabu ilahi min hablil varib. Biz unga can tamırdan ham yakınmız. Şu savalda özümüzden sorayalık. Şunu hayatımda bir ammatta bulsa ham, hıskı gelmem mi? Bas Allah Azze ve Celle biz bilen birge, bizge yakın. O hayallarımızı, niyetlerimizi bilip duradı. Gapirsek eşitadı, yürsek köredi, hareketlensek barçasından Allah da Allah agah. Kalbimizi tüp tüp edeki nasırlarını hem Allah da Allah bilip duradı. Eğer şunu düşüngen bulsak, eğer şunu hıskıgen bulsak, bizni Allah'a alıp baradığın yolun ondan toks kısmını basıp ötüp olduk. Şunu yapsın lan buradalar. Namaz okuyumuz, roza tutuyapız, Allah buyurken işlerde kılıyapız, uklama yaptı mı ki kalbimiz? Şunun için ayeti yapalım, sorup göreylik özümüzden, bramatı kıskı gelmem mi şunlar sana? Eğer yüzge şaharda bir hurmatlıyıp olgan, mansabdar olgan, nasıl nasablıyıp olgan, badavlat olgan, hulas hamma hurmat kıladığın bir adam, yüzge keladığın bulsa, öz yüzü kanaka tutarsız. Uyuzu aval tatbik eltirasız, şükürüp tazeleysiz. En yakşı kimlerizi kiyasız, en zor uyuzge apkere otkizip, haligi adam peşenize otururken de adab bilen oturasız. Her bitti hareketinizi oylap kılasız, sözünüzü oylap yaparasız.
Ve bu akıllı adam işi. Şimdi özünüzü yokuşurken adamı aldı da şuna kadar tutuşuz gereği olsa. Adli özünüzü yokuşurken adamı aldı da şuna tutuşuz gereği olsa. Rabbil alemin de aldı da kandaya tutuşumuz gerek. Rabbimiz Subhanahu ve Teala daim biz bilen birge. O bizge cüdeyem yakın. Namazımda huşu yok. Namazımda huşu yok. Da köp soraladı. Şu soru keledi hemenimizi kellemizge. Cevabı kanaka boladı. Ne maksek huşu boladı bizde. Mumun bende huşu da buluş için Allah'ın önge yakın ekenini ve onu birge ekenliğini his kılıçlığı gerek. Huşu yok mu? Demek Allah'ı da hıskını yapsız bile birge ekenliğini. Huşu yok mu namazizde? Demek Allah da olan yakın ekenliğine siz hıskını yapsakken buralar. Bir Arabi gelip, ya Resulullah menge vaaz kılın, çözüp yubar men, dedi. Resulullah ettiler, istedibillah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre vaznıça yakşılık kısayam köradı bunu, mükafatını ya ki cezasını. Kim zerre vaznıca yamalı kısayam köradı bunu mükafatını. Halbuki Arabi karab durup kifayelendim dedi. Yeterdi dedi. Yani her bitti kıyken işini Allah körüp duradı. Allah senge yakın mükafatını ya ki cezayını alasın. وَاِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَنْ Bandalarım sizden, men hakkımda sorasalar, ey Muhammed Aleyhisselam, men onlara yakınman, menge dua kılgen payetlere de, dua göylerinin duasını icabet kılaman. Bir kişi aytadı, zimmemdeki macbur işti tügettim, kim? Şu Arabistan'da, Halic devletlerden bittersige, bilet alışke doğru geldi, varmış işlepke geldi. Singilim iki de bilek üzerine satıp, menge deyi de yol kirege birdi. Biletini aldım, samolyotga oturgen de, köyünümle ötküzdüm. Eğer Allah kolumge bir narsa birse, özümü şaharımge maçt kuraman dedim. Hiç kança vakit ötmedi, öşü maçtta namaz okudum. Ve halenki samolyotga oturgenimde, ne kolumu kötardım, ne tilimi labimi kımırlattım, ne ağzımı açtım, fakat kalbimi ötküzdüm, Allah'ı yakın zat, eşitti bir dediydi. Dua, ibadet. İnnem yatırıp Allah'a bulan yapılaşın, bu hem dua. Kolizi kötürüp, dotta yıkılıp sorayım, bu hem ibadet. Muhumu yüreğinden çıkışı. Ben de yıkıp durursun mu? Rabbiz biladı nama deyken izi, nama nakal eyken izi biladı. Ben de kolizi kötürüp durayım. Yine ona yakış soru gönlüge yakışı veredi. Gayet olma gönlüge bemiydemez de bu. Çünkü Rabbiz sizge can izlenem yakın bu gönlüden keyin. Can tamir izlenem yakın bu gönlüden keyin. Siz o ayet olma siz hıcalat olmayın. Öşü bir kempur halen açken idi. Kabatullah'da aldı oturup ümre gem hacge varıp dua kılamış. Kette köyün polançıyı pökinçige. Kişi köyün köyolarını at pamilası bile. Ne saddali giden de. Burada Rabbiz sizge yakınlığını kısıksız. Kol yüzü kütarıp, gepirişli gizem şartmaz. Ana, samolyotta oturup oğlan meti yaptı ki, parvardigar, eğer kolum gibi nasıl bir yersin, maçı solaman dip koydum dedi. Lekin hiç kança vakit ötmedi, öşü maçını kurdum, namaz okudum. Şuna kadar yakın kıskılamız mı Rabbimiz biz? İznâde Rabbahu nidâen hafiyye. Zekeriya aleyhisselam. Parvardigarge, hufiyana, dua, ilticakı genedi. Allah Teala Yahya aleyhisselamı verdi. Menge dua kılısa icabat kılaman. Çünkü men bularga yakınman. Çünkü buradalar mumunlu en küçülü kuralı nima bu? Duası. Şunun için dua mumunlu kuralı eğer en küçülü insan buluştu halasın bende Allah'a tevekkül. Eğer en boy adam buluştu halasın Allah'ını beradiganiga köprak işen özünü kolinde genesi geçen genden köre. Eğer en hürmetli insan buluştu halasın bende takva kıl. İnna kiramakum indallahi atkakum. En hürmetli iler Allah'ın nazdında takva darıylar. İbn-i Asakir'den Kâb-ıbn-i Malik'den rivayet kılınadı. Rabbimiz Subhanahu ve Teala aytadı. Mâ min abdin ya'tasim bi dûne halki a'rifu zâlike min niyetihi fetekiduhu s-semâvâtu bimen fihin fiha
illa ce'altu lahum min bayni zalika makhraca. Allah bizi kalbimizi tüp tüp de ginesen bilip durar. Çünkü o bizge yakın. Allah Teala etedi. Kaysi bir bende mahlukatların bilen emez. Men bilen himayelense men bunu onun niyetinden bile olamam. Bas Osmanlılar ve onun içindekilerine hammaları unga makir hile kılışsa ham men o bendemge çıkıp yetadigan yolu kösatıp koyamam. Kaysi bir bende men bilen emez. Biron mahluk bilan himoyalansa, akasiga ishansa, tanishiga suyansa, puliga ishansa, men bilan himoyalanmasdan mahluqlarim bilan himoyalansa, men buni uning niyatidan bilib olaman. Uning oldida osmonlar va uning ichidagi hamma sabablarni qirqib yo'q qilib qo'yaman. Hatto oyog'ining tagidagi havoda qotirib qo'yaman deydi. Kimdan himoya so'raymiz? Va sababini qilamiz. Allah deyimiz ki en sababını kılamız. İslam, iman ve ihsan mertebesi. İslam ne mi? İslam Allah'ın hükümlerine boyun sunuş. Namaz okuş, roza tutuş. Bana şu azalarımızı boyun sunuşu. Hacge barışımız, zekat verişimiz. İman ne mi? İman mertebesi Allah tomonidan nazil qilingan narsaga. Muhammed Aleyhisselam aytgan her bitta narsaga ishonish. Demek İslam boyun sunuş, iman işanış. İhsan çi? Bana şu ihsan Allah Azze ve Celle'nin siz bilen biz bugün okuyarken Al-Qarib ismige talukli. Allah'ını körüp turganingda ibadet kılışı. Hiç kim Allah'ını kör almaydı. Hiç kim Allah'ını kör almaydı. Lekin Allah'ını körgenizde, eğer körüp turganingizde kanaka ibadet kılardınız. Şunda ibadet kılışız. Sen Allah'ını görmeyken bu sen hem o seni körüp duruptu. Çünkü o senge yakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ge Allah azze ve celle Yahudilerinin haybar kalalarını fatkılı bilişini vadesini verdi. Yani Resulullah sahabalarına ettiler. Haybarını Allah bizge fatkılı verdi. Haybar hayriyetlerine, bolilerine tola kalalar. Resulullah'a işanışadı. Allah'a işanışadı sahabalar. Hoşun keti borarken bir balatlığından çıkken de bir tanıge Haybar'ın kalaları görünüp kaldı. Yahudların kalaları. Şunda sahabalar ovozunu kötarıp, bakırıp, takbir etip, tahlil etip alıştı. Şunda Resulullah ettiler. Ya Yuhannas arbi'u ala anfusikum fe innekum la tad'una asamman ve la gaiban. Ey adamlar, özüyle de basvalıylar. Sizler eşitmeyen zatka ya ki gaib zatka dua kılayken iler yok. İnnehu ma'akum. O sizler bilen birge. Yani sizlerge yakın. Özünü ilmi bilen yakın. İnnehu samiyun qarib. Elbette o öte eşituçu ve yakındır. Qarib. Yakın. Sözünü bir tafsili manaları. Yani al-qarib desek bu Allah Teala'nın güzel ismi buladı. Al-iflamsız qarib desek yakın degen söz buladı. Mekani yakınlık. Yakın degeni uzağını tezkeresi. Allah-u Teala Kur'an'da aytadı. İnnemel müşrikune necesun. Fela yakrabul mescidel harame ba'da amihim haza. Ey müminler, hiç şek şubhasız müşrikler napak kimselerdir. Bas ular bu yıldan son mescidel haramge yakın kelmesin. Yani fela yakrabu yakın kelmesin dedi. Yakın degeni birinci masafede yakalayı var. İkincisi zamani yakınlık. Allah Teala özünün peygamberine Kur'an'da buyurup şunu deyin de baytadı. Estağfirullah. İn adri akaribun am ba'idun ma tu'adun. Siz ayetin Allah'ın peygamberine yaptı. Sizlerge vada kılıngan kıyamet gününün azabı yakın. Ya ki yirak ilgiliğini bilmez mi? Yakınlık, masafası yakınlığı, yakınlık, zaman yakınlığı. İmtiyaz yakınlığı. İmtiyaz yakınlığı kanaka. Bir adam ki sizge cüdeyem yakın. Cüdeyem yakın adamız. Hahlagen payette sizge kongura kılışı mümkün. Hahlagen payette ziyaret kılışı mümkün. Hahlagen mavzuda sizden sohbetleşi mümkün. Hahlagen payette eşekizi bir tepip gidip gelişi mümkün. Allah da olay dedi. Estağfirullah. Fe emma in kâne minel mukarrabin. Farauhum ve rayhanu ve cennetu na'im. Şimdi eğer öşe vefat edirken kişi Allah'a yakın kılıngenlerden bulsa, mukarrabin, Allah'a yakınlardan bulsa,
O halde onun için rahat, farağat, güzel rızk, naz-ı nimetli cennet vardır. Demek yakınlık, mekanı yakınlık, zamanı yakınlık, imtiyaz yakınlığı. İmtiyaz yakınlığı. Biz onge, onun boyun tamırıdan göre yakınlığımız. Buraya ölüm saati yeterken, onun cüftü yanında duradı. Farzantları, karamdaşları, hepsi yanında duradı. Peşenesi kolunu koyadı, Kur'an okuydu, dua kıladı hakkıya, şifa atılıp, iki ülkeler yanında buladı, Rabbimiz aytadı. Sizler onu yanında durup sizler hazır, lakin ben sizlerden göre onge yakınlığımın. Estağfirullah. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَاَنْتُمْ حِينَ اِذِنْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبَصِرُونَ Ölüm töşe gidiyorken adamge, onun etrafında durken yakınlarından göre Allah yakınlık. Bas kaçan, aşı öyleyken adamın canı, halkuma yetkeni de, halbuki öşe vakitte sizler karab durursuzlar. Ve biz onge sizlerden göre yakınlık bulurumuz. Lekin sizler bunu körmeysizler, bilmeysizler. Bizge en yakın zat Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Yani katarabet yapız. Eğer Allah siz bilen birge ekenliğini, sizge yakın ekenliğini kıskısız, Allah ki sizi alıp baradigan, cennetke sizi alıp baradigan yoldu, ondan 9'unu basıp öttüyüz. Şu savallı soruyla özümüzden. Allah'ını men özümge şunda yakın kıskılamam mı, yok mu? Tasbih etkenimizde hayalimiz kadar duradı. Namaz okuyakenimizde fikrimizde ben bulup duradı. Asalladı kiltirladı. Ya Musa, atuhibbu an akuna calisuk. Asalladı kiltirladı. Allah Ta'ala Musa Aleyhisselam dedi. Ey Musa, senge hem suhbat borçluğumu haklıysan mı? Hem suhbat yan izleyen adam. Yani gel bize işte adı yan derecede yakın. Musa Aleyhisselam, ey Rabbim, kendi boladı bu dedi. Allah Ta'ala etti. Ahir meni zikir kılgen bendege hem suhbat buluşum ne bilmez mi deyin? Şu benden meni kayırdan kıdırsamasın, meni topşumu bilmez mi deyin? Eğer Allah sizge hem suhbat bulsa, sizge yakın bulsa, daim birge. Dua kısız daim topasız, dua kısız daim icabat buladı. Allah yakın buluştu, buradalar, dinli, imanlı çok kısa. Allah'a yakın buluşluk, itaatını ve künüge razılığını çok kısa. Allah'ın yakın ekenliğini sıkıgen bende hayatından razı bu ilacı yok. Hatta musibetli künkegen deyem hayatından razı. Ömer onun hatta payterken de üstümge musibet kese üçte yakşılığını körümem bunu aldı da dedi. Birincisi dinimde bulmadı bu musibet. İmanım salamet. Bundan kattara bulmadı musibet. Ve bana şu musibetimge elbette acir alamam. Allah'ın yakın ekenliğini sıkıgen bendenige musibet kegen deyem o hatıracağım hayatı da. Hayende yakşılık kegen deyem bunu etmeye koruyelik. Allah'a yakın buluşluk hatıracağımligini, omanligini sıkılış. Allah'a yakın buluşluk buradalar saadetini, hayriyetini çok kısa. Omanlik, sakinet, hatıracağımlik. Bu kanaka körünüşte bulmasın, bunlar fakat mu'minlerge beriladigan nimet. Haytar hemen, omonlik, hatırcamlik, sakinat, o kanaka körünüşte bulmasın, fakat mu'minlerge beriladigan nimet. Allah Ta'ala Kur'an'da şunu dediydi. Estağfirullah, فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilseniz ayetin ki, kaysi güruh korkmayı, hatırcam buluştuğa haklıyrak. Yani adamlarda iki taifası var. İmanlılar ve imansızlar. Şurada kaysınızı hatırcam yaşaştaki hakkı köprak. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلُمْ İman kiltirip, imanlarını zulüm bilen evleştirmeyenler. Mana şunlarga hatırcamlığı var. Bu hatırcamlık, sakinat, asayişlerlik degenlerse buradalar. Fakat yine mumunlar gibi verirlerdi. Ne mi diyorsunuz? Mana bularken, ana bularken, nark öterlerken, benzin bir dolar bularken, ne mi diyorsunuz? Ne mi diyorsunuz? Ha üç günü bir doları yaraşa pul bir yere alıp benzinli koyuyor oraman diyorsunuz. Bunca bulanı kana kılıp bakasan deydi. Kançalar Rabbiz'i yakın ekenliğini katlı rahat sıksız, çünkü hatırcan bulur orası. Doğru mu?
Demek bizim hatırcamlığımız nimaga bağlı kalı yaptı? Rabbimizi yakın ekenliğini his kılışımızga. Albatta bu ulu nimet. Senin akıbetin Allah'ın kolu dekenliğini bilişleyin. Falançını pökünçünü kolu demez. Rızkın hem Allah'ın kolu dekenliğini bilişin. Falançını kolu demez. Dostini hem düşmanini hem kalbi Allah'ın kolu dekenliğini bilişleyin. Allah'ın yakın his kılışleyin. Bundan artık hatırcamlığı buladı mı? Rabbimiz Subhanahu ve Teala aytadı. Abdi, kun li kema urid, akunu leke kema turid. Ve benden, sen, men üçün, men etkende kabul, men sen üçün, sen etkende kabul ama. Sen, men üçün, men hohlagendek bol, men sen üçün, sen hohlagendek bol ama. Sen ham hohlaysan, men ham hohlayman. Eğer men hohlagen narsada, menge taslim bosin, sen hohlagen narsada, özüm senge kifaya kılamam. Şunu alayım mı? Men senden kulliydi hokladım. Kulliydi zor kılıp bacar. Konga hamma taşvişin meni zimmemge. Eğer men hoklagan narsada menge taslim bulmasayın. Sen hoklagan narsan da seni meşakkatge sop koyaman. Söngüre bağırır men hoklagan narsa buladı. Şunu şu yorku alış gerek. Ve ben de senem halıysam benem halıymam. Sen men xohlaganda qabul, men senga sen xohlaganda qabulaman. Agar sen men xohlaganda qabulmasang, sen xohlagan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman, baribir men aytganim bo'ladi. Buni Robbingiz al-qorib ekanligini, yaqin ekanligini his qilsiz, ini tushunasiz, ini amal qila olasiz. Allohga yaqin bo'lish bu nima degani? Bu birodarlar xotirjamlik degani. Duolarning ijobat bo'lishi degani. Sakinat degan. Yunus alayhissalom bir danaga 150 tonnalik kitni qorniga tushib qoldi. 3ta zulmat ichida qolib ketdi. Osmonning zulmati, dengizni tubini zulmati, baliqni qornini zulmati. Qutulishlikka hech qanday imkoniyat yo'q. Shans nol. Mana nima qila olasan, aytchi? Hozir baliq og'zini ochganda ham dengizni tagidan chiqquningcha o'lasan. Lekin Yunus aleyhisselam Rabbisini yakın ekenliğini his kıldı. Rabbisini yakın ekenliğini bildi. Dua kıldı. Estağfirullah. Fenâde fî zulümâti en la ilâhe illâ ente subhâneke inni kuntu mined zâlimîn. Karanlık zulmatlarda durup hiç ilah yok. Meğer özün bardırsan ey pâki parvardigâr der hakikat men öz canımge cabır kılgülçlerden bub kaldım degen paytını esleyin. Kim var şu yerde Yunus Aleyhisselam bilen birge Allah'dan başka? Yunus Aleyhisselam Allah'ına yakın ekenliğini his kıldı. Rabbimiz etedi. Fastecebna lehu ve neccaynahu minel gham ve kezalike nuncil mu'minin. Bas biz onun duasını mustacab kıldık ve onu gham gusadan kutkardık. Devamını içtiler. Biz mu'minlerge meneşünni necab biremiz. Bu bo'lib o'tgan xolos bo'lib o'tgan hodisa voqeani Alloh taolo hayotda har kuni ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi. Mu'min bo'lsang, mana shunday najot beramiz. Hech qanday yo'l yo'q, yechim yo'q bo'lib turgan paytda shunday najotni beramiz. Faqat banda nima qil Robbingni senga yaqin ekanligini his qilgin. Duo mu'minning quroli. Allohning o'ziga yaqin ekanligini mu'min kishi his qilyaptimi? Bu onun kuralı. Dua, mu'minni başkalarından ajratıp duradigan kuralı. Dua, başkalarda bo'lmagan kuralı. Dua, mu'minning kuralı. Al-Qorib isminin samaralaridan, banda Rabbisini Al-Qorib ekanligini bilsa ve Rabbisini yakın ekanligini his qilsa, malomatchini malomatidan qo'rqmaydi. Haccoj ibn Yusuf as-Saqafi, İslom tarixida yashab o'tgan eng katta fosiqlardan. Juda ko'p musulmonlarning qonini nohaqdan qizgan kishi. Hasan Basri rahmatullohi alayh uni ishini malomat qildi. Hajjojga buni xabar yetganida yonida turganlarga aytdiki, sizlar o'shini so'zini innamay eshitib turardinglarmi? Sizlarga men Hasanning qonini ko'rsataman. Dedi-da jallodga buyurdi. Qilichini olib keldi, kundasini olib keldi. Va Hasan roziyallohu anhuni olib kelishligini buyurdi. Hasan roziyallohu anhuni chaqirib kelishganida u kishi Haccoj nima uchun chaqirganligini bildi, chunki qilgan malomat unga yetkazilgan edi.
Haccacı meclisine girerken cellatını, kündanı, kılıçını gördü. Şunda bir nırmada pişirip lamını kımlatıp koydu. Şunda onu katıl buluşunu küzatkeni kegen adamlar Haccacını kigen işiden hayran buluştu. Haccac darra onudan turdu da Hasan razıya Allah'ın odu körüşü gibi lan hoş köpsiz ey Ebu Said, hoş köpsiz siz ulamalarda sayıdısız onudan turup özünü meclisine götürüp gelip otkizdi. Atırlarını kolumdan sürtüp koydu. Çıralı Mehmet İzzat ikram kıldı. Mehman kıldı. Ayran bir savalladı soradı da sonra eşeği de yabarıp küzatıp koydu. Şimdi bu bugün işte körüp durgen şu mecliste bugünler esi üçtü başıda. Cellatam eşeği ağasıyam lal kaldı. Şunda eşeği ağası Hasan raziyallahu anh'ın arkasından yürüp çıktı. Ey Ebu Said sizi buna sanıp çakırışma gene de siz kirip gerekenizi bir nasıl da pişirlediyiz. Ne mi dediyiz Rabbiz geldi? Hasan raziyallahu anh'da ey musibetlerimde benim panahım, ey vahşetlerimdeki benim munisim, onun kahrını menge soğuk ve salamat kılgın, huddu İbrahim'ge otunu soğuk ve salamat kılgın deyik dedim. Allah'ını yakın ekenliğini sıksın, onge haklıgen paydiğinde ben de dua kılasam. Yerde misin, Osman'da mısın, Sultay'da mısın, Maşina'da mısın, Samülöt'te mısın? Şunun için kişi Allah'ını özüge yakın ekenliğini hıskırı ekenliği onu saadetli kıladı. Hatırcam kıladı, sakin kıladı. Eğer şu şuur bosa, kolinde bende hiç nasıl olmasayım en bakli adam sensin. Eğer şu şuur bosa, ama kolinde dünyada bırak çakası matası olmasayım en bakli adam sensin. Şu şuur sende yok olsa, dünyanın hepsi senin kolinde olsa, en baksız bandasın. Rabbimiz Subhanahu ve Teala merhamet kıladı. Ve izâ sa'aleke ibâdi annî fe innî qarîb. Ucibu da'vete da'i izâ da'an fel yestecibu li ve li yu'minu bi leallahum yarşudun. Bandalarım sizden ey Muhammed Aleyhisselam. Men hakkımda sorasalar, men ularga yakınman. Fe innî qarîb. Men yakınman. Menge dua kılgen paytları da dua göğülerinin duasını icabat kılaman. Bas, hak yolge yürüyüşler için ular ham menin davetimge cevap kılsınlar ve menge iman kildirsinler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nı ondan artık orunda yas'alunake de başlayan ayetleri var. Yas'alunake ani sa'a. Sizden kıyamet saati kaçan buluşuyu hakkında soruyordular. Ve yas'alunake anil hamri vel meysir. Sizden araq ve kımar hakkında soruyordular. Ayting, bularda katta günah var. Yana ve yas'alunake anil mahid. Kul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahis. Sizden hayz hakkında soruyordular. Ayting, u köngülsüz nopok narsadır. Bas hayz paytida ayollaringizdan chetlaningiz. Yani yas'alunake sizden mana shu haqida so'radilar. Shunda Alloh taolo qul ayting deyapti. Alloh so'raydi deyapti. Bandalar o'rtada Muhammad alayhisalomga aytayapti, ayting. Alloh o'zini hukmini, o'zini amrini, xohishini Muhammad alayhisalom orqali eshitiryapti. Bitta vositachi orqali. Lekin biz yuqorida o'qigan oyatda agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasa, ayting demayapti. Qarang. Agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, ayting men yaqinman demayapti. Ayting yo'q. Bandalarim men haqimda sizdan so'rasa, men ularga yaqinman. Ya'ni Alloh bilan bandasi duo qilgan paytda orada hech kim bo'lmasligiga dalil deb aytadi ulamolar. Adashmayotgan bo'lsam, 15 ta o'rinda yas'alunika deb keladi. Sizdan so'raydilar, ayting. So'raydilar, ayting. Siz ayting. Ammo meni haqimda so'rashsa, men ularga duo qilganda banda bilan Alloh o'rtasida hech kim bo'lmaydi. Alloh aytibdi, men yaqinman. Duo qilsin, ijobat qilaman. Keyin yas'alunaka Qur'onda 10 tadan oshiroq o'rinda keldi dedik. 15 marta. Lekin sa'alaka kalimasi yas'alunaka so'raydilar, sa'alaka sizdan so'rashsa, so'radi. Bitta keladi bu. Bandalarga Alloh taolo yaqin ekanligi haqidagi shu oyatni Alloh taolo sa'alaka kalimasini bitta shu yerda zikr qildi. Demak, bu oyatdan ulamolar istinbot qilib aytishadiki,
Allah bilan bandanın ortasida vositachi, o'rtakash bo'lmaydi. Agar banda ey Robbim, men senga tavba qildim desa, Alloh taolo ey bandam, tavbani qabul qildim deydi. To'xtatsin, pushaymon yesin, qaytib qilmaslikka ahd qilsin, Alloh kechiradi bandasini. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va bitagu ilayhil vasilata. Ey iman keltirganlar, Allah'tan korkingiz ve unga yakın buluş yolunu izleniz. Vasilani isteyler. Allah'a yakın kıladığın yolunu isteyler. Nima o vasila? Nima o vasila ki biz Allah'a yakın kıladığın? Buradalar vasila ilim. Sizni Allah'a yakın kıladığın ilim bu vasila. Salih amel vasila. İlim bosa, salih amel bosa, mana şu iki tane arsa siz bilen bizni Allah'a yakın kıladı. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Bas kim? Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, nima qilsin? Solih amal qilsin. Bundan ma'lum bo'ladiki, bir kishi iymon keltirib, qanchalar solih amalni ko'p qilar ekan, boshqa odamlardan Allohga shu banda yaqin bo'ladi. Alloh bandasiga yaqin ekan. Endi banda Allohga yaqin bo'lishi uchun unda iymon bo'lsin. İlim bolsun, salih amel bolsun. Hazır ayeti öttük. Bende bilen Rab'nin ortası da vasıtaçı olmayıdı. Bura geçse, birader, benim için bir istihara koyayım. İstiharanı bırakmaydı senin için. Çünkü istihara Allah Teala'nın yakşiliğini soruş. Sen bilen Allah'ın ortası da bırakmaydı. Özün kılasından istiharanı. Çünkü nima dedi? Agar bandalarim men haqimda so'rashsa, men ularga yaqinman. Shu hattoki Muhammad alayhisalomga aytilgan qul degan kalima yo'q bu yerda. So'radimi? Men yaqinman. Boshqa oyatda aytgandek, va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz unga jon tomiridan ko'ra yaqinroqmiz. Jon tomiridan ko'ra. Kechagi jumada aytdik, elektr simini oling, tokka ulanmagan, qo'lingizga olib turib, kaptingizga mahkam bosing, ko'kragingizga qo'yib turib. Sim uchun eng yaqin narsa bu sizga jasadingiz bilan kaftingiz. Bosib turibsiz. Endi mana shu simga tok yurgizing o'sha holatda. Tok yaqinmi simga yoki sizga jasadingizmi? Sim sizga jasadingizni ust tomoni tegib turib sizga. Ammo tok elektr toki simni ichida ketyapti. Lillahil masalul a'la, siz bilan bizni tirik qilib turgan bo'yin tomirimiz, jon tomirimizdan ko'ra bizga kim? Alloh taolo nima ekan? Shuni his qilamizmi? Aytdik, Allohni shunaqa yaqin ekanligini his qilgan odam gunoh qila olmay qoladi. Inson Allohni yaqin ekanligini esdan chiqarib qo'ygan paytda gunohga qo'l uradi. Demak, kim gunohdan, gunoh ma'siyatdan tiyilmayotganlar Allohni yaqin ekanligini nima qilmayapti ekan? Duo mo'minning quroli. Bandalarım sizden sorarsa, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duolarini ijobat qilaman. Agar banda mana sahih hadislarda keladi, to'rt marta aytsa, hadisda shunaqa deyilgan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob desa, Alloh labbay bandam deydi. To'rt marta aytasiz, so'rayin siqqanicha. So'raysiz, to'xtab qoladi tilingiz. Tugab qoladi so'raydigan narsa. Yo izdan chiqib qoladi. Yo tilingizga kelmay qoladi. Jini qilib turavering. Chunki gapirishingiz shart emas. Alloh taolo nimani o'ylayotganingizni ham biladi. Nimani so'ramoqchi bo'lganingizni ham biladi. Ertaga nimani so'rashingizni ham biladi. Faqat Robbingizga yaqin ekanligini his qiling. Odamlarning eng kuchlisi bo'lishni xohlasak, tavakkul qilishimiz kerak. Odamlarning eng badavlati boy bo'lishini xolasak, o'zimizni qo'limizda turgan narsaga ishongandan ko'ra Allohni beradiganiga ko'proq ishonishimiz kerak. Odamlarning eng hurmatlisi bo'lishni xolasak, inna akramakum indallohi atqokum. Allohdan ko'proq qo'rqaninglar, Alloh uchun hurmatliroqlar. Duoimiz birodarlar mustajob bo'lishi uchun Alloh taoloning borligiga aniq ishonishimiz kerak.
Bizi eşitirken anıq ishonishimiz kerak. İcabat kılışı anıq ishonishimiz kerak. Bizi yaxshi ko'rishi anıq ishonishimiz kerak. U bor, eshityapti, ijobat qiladi, yaxshi ko'radi. Mana shu narsalar bo'lib turib, keyin duo qilsa ijobat qiladi. Duo qilib boraychi. Meniki ham eshitib qolar. Qani seni shubhang bormi eshitishida? Biz duo qilmasak, Allohni yaqin ekanligini his qilib duo qilmasak, Alloh bizga parvo qilmaydi. Astaydu billah. Qul ma ya'bau bikum robbi laula du'a'ukum. Ayting, agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas. Men ularga yaqinman, duo qilgan paytda duosini ijobat qilaman. Demak, duoimiz ijobat bo'lishi uchun iymon keltirishimiz kerak. Duoimiz ijobat bo'lishi uchun itoat qilishimiz kerak. Shunda duoimiz ijobat bo'ladi. Qoida. İmonga beparvo bo'lgan kishining duosi mustajob bo'lmaydi. Qaytarib aytaman, İmonga beparvo bo'lgan insonning duosi ijobat bo'lmaydi. O'shuncha kimdan duo olyapsiz? Kimga duo qilib qo'ying bizning haqqimizga deyapsiz? Uyingizga mehmonga chaqirgan paytda kimlar o'zingizning haqqingizga duo qiladiganlar? İmonga beparvo odam bo'lsa, ovora bo'lmay undan duo so'rab. Uni duosi ijobat bo'lmaydi. Qaytarib aytamiz, İmonga beparvo bo'lgan kishining duosi ijobat bo'lmaydi. Ammo ulamolar ikki toifa insonni istisno qiladi. Bular duosi ijobat bo'lishlikka haqli odam bo'lmasa ham duosi ijobat bo'ladi. Kim ular? Bittasi mustor kishi. Duosi ijobat bo'lishiga haqli bo'lmasa ham Allohning rahmati tufayli mustor bo'lib turgan uchun duosi ijobat bo'ladi. Ikkinchisi mazlum kishi. Agar mazlum bo'lgan odam iymoni yo'q bo'lgan chog'ida ham kofir bo'lib turib ham agar zulm ko'rsa, mazlum bo'lsa, duo qilsa Alloh duosini ijobat qiladi. Mazlumning duosi ijobat bo'ladi Allohning adolati tufayli. Mustorning duosi ijobat bo'ladi Allohning rahmati tufayli. Undan boshqa odamlar iymonga beparvo bo'ladigan bo'lsa, ularning duosi nima bo'lmaydi? Ijobat bo'lmaydi. Alloh taolo duo qilinglar, men yaqinman, ijobat qilaman dedi. Duolarni ijobat bo'lishigidan nima to'sadi? Gunoh, ma'siyat haddidan oshishlik. Astag'fir billah. Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Parvardigoringizga tazarru bilan ichingizda maxfi iltijo qiling. Zotan u haddan oshuvchi kimsalarni sevmas. Duoni birodalar maxfisi ham bo'ladi. Innamasan qo'lingizni ochib turasiz. Duoda oshkori ham bo'ladi. Ikkalasi ham duo. Bu yerda maxfi duo qilishiga aytilyapti. Shuning uchun mana aytdik, Allohning rahmati muhsin bandalarga yaqin bo'ladi. Iymonga, e'tiqodga, solih amalga beparvo bo'lgan, gunoh ma'siyatlarga sho'ng'igan odamni duosi ijobat bo'lmaydi. Shariatga xilof suratda yashayotgan, harom deyayotgan, ibodatlarga beparvo bo'lgan kishi, bunaqa odamni duosi faqat tilida bo'ladi, qalbi bilan bo'lmaydi. Ya'ni bunda insonlarni qalbi Allohdan to'silgan, hijoblangan bo'ladi. Kalla innahum ar robbihim yawma idzin la mahjubun. Yo'q, ular o'sha kunda, qiyomat kunida robbilaridan hijoblangan, ya'ni to'sib qo'yilgan bo'ladi. Adab kitoblarida keltiriladi. Bir yigitning ustozi aytdi o'quvchisiga: "Ey bolam, har bitta ma'siyat uchun, har bitta qilingan gunoh uchun iqob, jazo bor" dedi. O'sha nima musibat ustingizlarga kelsa, o'zingizlardan istanglar dedi Alloh taolo. Nima musibat, balo, senga yoqmaydigan ish kelsa, o'zing qilgan ishingdan bo'ldi dedi Alloh. Ya'ni men ko'pini kechirib turaman. Shogird ustozdan bu so'zni yodlab qoldi. Bir kun kelib bir xato yo'l qo'yib qo'ydi. Oyog'i toyildi, bir gunohga yo'l qo'ydi. Ustozining gapi esida. Ertasi kuni hech gap yo'q. Indini kuni jazo kelmadi. Bir hafta tinch o'tdi. Bir oy o'tdi, hech qanday jazo yo'q. Lekin ustozining gapi esida turibdi. Sog'ligi tabiiy suratda, moli joniga xatar yetmagan, hech narsa bo'lmagandek. Shunda duo qildi hali yigit. Ey Robbim,
Men günahga qo'l urdimmi, sen jazolamading-a meni. Shunda Alloh taolo uni qalbiga sop qo'ydi. Ey bandam, seni jazoladim, ammo buni sezmading. Nima bilan jazolagan edi? Sendan munojot lazzatini olib qo'ydim-ku, shuni o'zi senga kifoya qilmaydimi? Gunoh ma'siyatga botib yurganlar Allohga munojot qilishlik baxtidan mahrum bo'lib qolganligi o'zi jazo emasmi? U nima? Albatta oyog'i qarilishi yu, puli kuyib ketib, bolachaqasi o'lib ketishi kerakmi? Shuningda jazo deb biladimi? Yo'q. Banda ey Robbim deb ko'ziga yosh kelmayaptimi? Ey Robbim deb qalbi bir erimayaptimi? Shuni o'zi jazo emasmi? Namozlarda xushu yo'q. Ko'zimizga yosh kelmaydi. Qalbimiz qatib ketgan. Tanish manzarami? Shuni o'zi jazo emasmi birodarlar mo'min odam uchun? Robbi sizdan yuz o'girib qo'yganligi, sizni qalbingizni muhrlab qo'yganligi, sizni o'zidan nari qilib qo'yganligi jazo emasmi? Oqil ota, oqil murabbiy shogirdini yoki o'g'lini urishi shart emas. Ota boladan xafa bo'ldi, gapirmay qo'ydi. Agar bolani aql farosati fahmi joyida bo'lsa, shuni o'zi jazo emasmi? Uyga kirib chiqyapsiz, otangiz bilan yashaysiz. O'tirib choy ichyapsiz, ko'rishyapsiz, lekin otangizga gapirmay qo'ydi. Shuni o'zi jazo emasmi? Xuddi shunga o'xshagandek, kishi gunoh ma'siyatlarga qo'l urib, Allohdan uzoq bo'lib ketar ekan, Alloh uni qalbidan o'ziga munojat qilishlik lazzatini olib qo'yadi. Shuni so'raylik o'zimizda. Bizda bormi shu munojat, shu lazzat? Shu xushu, qalbda erishligi, ko'zda yoshlanishligi. Shuning uchun ulamolar aytishadi, bechora dunyo ahllari. Ular dunyoga kelib ketishdi-yu, ammo shu dunyodagi eng yaxshi narsani totishmadi. Nima edi u? Allohga munojat qilishlik lazzatini, Allohga yaqin bo'lishlik lazzatini. Modomiki siz bilan bizda Robbimiz subhanahu va taologa munojat qilishlik baxti bo'lar ekan, ikki dunyoda birodarlar biz badbaxt bo'lmaymiz. Allohga iltijo qilgan, Allohga munojat qilgan odam ikki dunyoda saodat topadi. U qaysi zamonda yashamasin bunday odam, qaysi makonda, qanday sharoitda, qanday ahvolda bo'lmasin, agar Alloh u bilan birga bo'lsa, hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Alloh taolo bunday bandasini doim himoya qiladi. Yunus alayhissalom balig'ning qorniga tushib ketdi. Nima sababli? Qilgan xatosi tufayli. Endi nima sababli chiqdi? Allohni yaqin ekanligini his qilgani bilan, duosi bilan. Shans nolidan dengizni tayi ketdi, qornida turibdi. Hech qanday shans yo'q. Inson aqli bilan o'lchaganda chiqishi mumkin emas. Lekin Alloh o'zi yaqin bo'lsa, sizni saqlaydi. Muso alayhissalom Banu Isroil bilan dengizga taqalib qoldi. Firavn kelib qirib tashlash uchun qo'shini bilan bostirib kelyapti. Banu Isroil inna la mudrakun. Bo'ldi, tugadi, yetib kelishdi dedi. Muso alayhissalom nima dedi? Yo'q, Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi dedi, dengizni yorib berdi. Bu yerda Banu Isroilchi qochib qolsa bo'ldi edi. Qutulib qolsa katta gap edi. Alloh taolo qutqardi ham. Yana o narigilarni cho'ktirib ham tashladi. Banu Isroildan bittasi kesakni olib otgani yo'q qo'shinga. Birodarlar, Alloh o'ziga yaqin bo'lgan bandasini saqlaydi. Robbimiz subhanahu va taolo Musa va Harun alayhi assalom ikkalasiga Fir'avnni borib, haqqa da'vat qilinglar dedi. Astagfirullah. Qola robbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Musa va Harun alayhissalom aytishdi. Parvardigor, darhaqiqat biz u shoshqaloqlik bilan bizni azobga giriftor qilishidan yoki battar tug'yonga tushishidan xavfdamiz. Fe'lan Banu Isroil Firavn uchun buyumidi. Ularda hammasini meni qulim deb e'lon qilgan edi. Xohlagan ishini yurgizar edi. 10-chi sortdagi odam edi. Banu Isroil Firavn uchun endi mana shu oxirgi sort bo'lgan odamlarning ichidan ikkitasi kelib Fir'avnni itoat qilishlikka chaqirsa. Bir tasavvur qilib ko'ringda shu manzarani. Shuning uchun Musa alayhissalom aytayapti akasi bilan.
biz borsak haddidan oshib bizga tajovuz qilib bizga zulm qo'yishdan qo'rqamiz deyap. Alloh taolama dedi o'zini bu ikki nabisiga. Qalbiga taskin berib qola la tahofa qo'rqmanglar dedi. Innani ma'akuma asma'u va ara. Men sizlar bilan birgaman. Ko'rib turaman, eshitib turaman. Bir problema bo'lsa, bir tanishi chiqadi, qalbingiz xotirjam, hal problemani hal iliq qilib bera oladi, yo'q qilib bera olmaydi. Lekin bitta odamda bo'lishiga taskin beryapti-da. Bitta odamni sizga yaqin bo'lishiga sizga taskin berayotgan bo'lsa, Robbi siz bilan birgaman desa, qalbingizda qanaqa xotirjamlik bo'lish kerak? Endi Robbimiz meni zikr qilgan bandaga, taqvodor bandaga, munojot qilgan bandaga yaqinman desa, shu narsa qalbimizga taskin bermayotgan bo'lsa nima alomati bu? Alloh yaqin birodarlar. Agar bandalarim men haqimda so'rashsa, bas men ularga biz his qilamizmi shu yaqinlikni? Agar gunohlardan osonlik bilan tiyilayotgan bo'lsangiz, savobli ishlarga oson turib ketayotgan bo'lsangiz, demak Alloh yaqinligini his qilyapsiz ekan. Agar harom xarishni qilishlikka günah masiyat qilishlikka choqqon ketayotgan bo'lsak, Allohni yaqin his qilmayapmiz ekan. Alloh yaqindir, bas unga duo qilinglar. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Ad-du'o huval ibada. Duo ibodatdir. Duo ibodatdir. Ud'uni astajib lakum. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Parvardigoringiz, menga duo iltijo qilinglar. Men sizlarni duolaringizni mustajob qilurman, dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr havo qilgan kimsalar yaqinda bo'yinlarini ekkan hollarida jahannamga kirurlar. Duo ibodat ekan. Muammoingizni yechishini so'rashingiz, mushkulingizni hal qilib berishini so'rashligingiz, rizqingizni keng qilishini so'rashingiz, musibatni nari qilishini so'rashingiz, so'rashingiz duoingiz nima ekan? Ibodat. Ko'proq duo qilinglar birodarlar. Ko'proq duo qilinglar. Sahobalar payg'ambarimizdan so'rashdi. Ya Rasululloh, Robbimiz bizga yaqinmi? Agar shunday bo'lsa, munojat qilamiz. Yoki bizdan uzoqmi? Unday bo'lsa, unga nido qilamiz. Shunda shu oyat tushdi. Bandalarim sizdan men haqimda so'rasa, men ularga yaqinman. Xohlang nido qiling. Xohlang munojot qiling. Xohlang pichirab duo qiling. Xohlang baqirib duo. Lekin nima qiling? Muhsin banda Allohga yaqin. Alloh taolo bandalarini hammasiga yaqin. Kofirlarga ham yaqin, mu'minlarga ham yaqin. Kofirlarni kuzatib turishi bilan yaqin. Kofirlarga ularni kuzatib turishligi bilan yaqin. Mu'minlargachi rahmati bilan, qo'llashi bilan, nusrat berishi bilan. Robbimiz bizga birodarlar yaqinligi haqida gapirdik. Bizi sir ishlarimizga ham, maxfiy oshkora ishlarimizga ham Alloh taolo yaqin. Endi bizchi? Biz ham Allohga yaqinmizmi? Qanday yo'l tutsak Allohga yaqin bo'lamiz. Nima qilsak Allohga yaqin bo'lamiz. Muhsin bo'lsak. Inna rahmatallohi qoribun minal muhsinin. Albatta Allohning rahmati muhsin bandalarga yaqin. Nima qilsak Allohga yaqin bo'lamiz. Ushbu hadisga quloq solamiz. Bu hadis Imom Termiziyning sunanlarida. An Abi Hurayra roziyallohu anhu anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qol as-sahiyyu qoribun minalloh. Sahiy inson Allohga yaqin. Qoribun minal janna, jannatga yaqin. Qoribun minan nas, odamlarga yaqin. Ba'idun minan nar, do'zoxdan uzoq. Allohga yaqin, jannatga yaqin, odamlarga yaqin, do'zoxdan uzoq. Kim? Sahiy inson. Wal bakhilu ba'idun minalloh. Bakhil inson Allohdan uzoq bo'ladi. Jannatdan uzoq bo'ladi. Odamlardan uzoq bo'ladi, do'zaxga yaqin bo'ladi. Hadisni davomini o'qiymiz. Wala jahilun sahiyun ahabbu ilallohi azza va jalla min alimin bakhilin. Bahil olimdan ko'ra saxovatli johil Allohga mahbubroq. Bu yerda mu'minlar haqida gap ketyapti.
Sahih cahil, bahil alimden göre Allah'a mahbubroq. Sahih insan Allah'a yakın bularken. Sahih insan. Şimdi bir yerde Allah'a yakın buluşluğuna bitti sırayetini yaptı. Bu sahavatlı buluşluk. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Muhsin bulgen bandalar Allah Ta'ala'ya yakın buladı. Şimdi muhsin de genelime de gene. Koludan kegen yakşiliği de kıladın adam. İhsan ne mi? İhsan bu yakşilik. Tabassumu ke fi vajgahi ke sadaka. Braderini yüzüge tabassumla karışın sadaka. Ayalizge işlerin yapılışlığı sadaka. Adamlar bilen çıralı mamlaklaşı sadaka. Bu bari sahavat. Hulk yakşı olsa Allah'a yakın bulamız eken. Hulkumuz yakşı olsa Allah'a yakın bulamız eken. Güzel ahlak. Şimdi bende muhsin yakşılık uçu bularken bas o Rabbisi yakın buladı. Rabbisi yakın buldu degeni iki dünyada saadet toptu degeni. Şimdi adamlar bağır. Yanıya barsan bir özünü nakul eksikilesen. Bizi tılda aurası soğuk deydi. Aldıya barsan şu türgün kemi tez raket basın. Adamlar vahşet geçişedi. Bıramda yakşılığı yok. Yani şu adamlar var. Adamlar bunu yaxshi görüşedi. Adamların kalplerinde senge bo'lgan muhabbatning borligi nimani belgisi? Adamların kalbida senge nisbatan muhabbatning borligi Alloh seni yaxshi ko'rayotganligini alomati. Amallaringizni Alloh qabul qilayotganligini faqat o'zi biladi. Qabul qilmayotganini ham o'zi biladi. Hech kim bilmaydi. Lekin ulamolarimiz aytadi, qilayotgan amallaringizni qabul bo'layotganligini alomati bor. Nima u desa, bittasi bugungi qilgan amalingizdan ko'ra ertaga kattaroqiga qodir bo'lib qolasiz. Amalingiz ko'payib boradi. Yana bitta belgisi odamlarning qalbida sizga nisbatan qabuliyat ochiladi. Odamlar sizni yaxshi ko'radi. Odamlarning qalbidan joy ola bilasiz. Shu savolni beraylik o'zimizga. Agar kechagi qilgan amalimizdan bugun bir savobli amalni ko'proq qilayotgan bo'lsak, odamlar bizni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, xulqimiz, muomlamiz uchun ümit kılamız Allah amellerimizi kabul kılıyken. Ve alqaytu aleyke mehabbeten. Musa aleyhisselam geldi de şu gödeli çağıda. Kim üşüyorsa yaş görüp kalırken Musa aleyhisselam. Çünkü haligi daryoga salıp onası akız varken de Firavun'u kasrıge keldi. Birinci agen adam yaş gördü. Asiya yaş gördü. Üşüyen adam yaş görüp kalırdı. Allah da olayı yaptı. Ve alqaytu aleyke mehabbeten. Min senin üstünge, öz tamamından bir muhabbetini taşladım. Ki, kim seni görse yaş görüp olurardı. Demek adamlar da bizi yaş görürkenliği, elbette sağlık, mumun, itaat, eybendeler adeti yaparız. Yani iman, etkad egeleri bugün, ibadette daim bugün, halal bugün adamlar, bir adamda yaman görürkenliği, şuna öyle mi? Biz sağlık, mumun, mendelerde muhabbetini adeti yaparız. Şimdi insanların var, mütekabbir, egoist, xudbin fakat özünü haqda da biladi, hammadan özünü oliysan edi, hiç kimi gapini olmaydi, kamtarlikni nimaligini bilmaydi. Albatta bunaqa odamlar hiç kim muomala qilishda ham xohlamaydi, yonida turishda ham xohlamaydi. Demek, bandalarga yaqin bo'lish, ularning qalbidan joy ola bilishlik, ularni o'ziga ulfat qila bilishlik haqiqiy mu'minlarning sifati ekan. Ko'ringda, ukalar, dindor din düşegen, takva düşegen, takva da dava kılayken siz bilen biz yaşlar, kareyler, atrafizde adamlar siz atrafizde cemlerini yaptı mı? Yoki sizden koçu yaptı mı? Siz borgan cahide adamlar birleşi yaptı mı? Yoki siz borgan cahide bölünü yaptı mı adamlar? Din ülkeler bizi bölmesine gerek. Eğer din düşegen bulsak hemimiz, din düşegen bulsak biz birleşimiz gerek. Böyle yapız mı? Demek din mesul. Dinde tabiatı bölüşlüğü yok. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala al-qarib, yakın bo'lgan zot. Mu'min bandasiga yakın. Mu'min bandasiga yakınligi nima bilan? Qo'llashi bilan, yordam berishi bilan, tavfiq berishi bilan, saqlashi bilan. Mu'min kishi Alloh taolaning mana shu ismidan o'ziga ulush olish kerak, u ham o'ziga o'xshagan mu'minlarga yakın bo'lishligi kerak. Rabbimizga itoat bilan, unga tavakkul qilishi bilan yolg'iz Allohning roziligiga intilishi bilan Robbisiga yaqin bo'lishlikka intilishlik kerak. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: Ibn Adam
Utlubni tajibni. Ey odam bolasi, meni talab qil, meni izla, topasan. Faida vajattani vajatta kulla shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Va in futtuka fataka kulla shay. Agar meni topolmasang, meni yo'qotib qo'ysang, hech narsani topgani yo'q. Va ana ahabbu ilayka min kulli shay. Va men sen uchun hamma narsadan ko'ra mahbubroqman. Alloh azza va jalla al-qorib siz bilan bizga yaqin qo'llashi, nusrat berishi, tavfiqi yordami bilan va siz bilan biz mana shu ismdan o'zimizga ulush nasib olishimiz kerak bo'ladi.